Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum ilahiyatçı yazar Faruk Telci Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Hamdolsun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Hafif bir kırgınlık var ama o da şükür. Şifadır inşallah. İnşallah hocam. Hocam bugün inşallah sabır konusunu işleyelim dedik. Evet. Sabır ile alakalı özellikle Ramazan'da da bize lazım. Fakat genel mahiyetiyle sabrın ne olduğunu işlemek istiyoruz. Sözü size teslim edeyim hocam. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve sallallahu ala Muhammed ve bihi nesta'in. Sabır bitmez tükenmez bir hazinedir. Sabır direniştir. Hani oruçla bağlantısını kurarsak oruç, Arapçada savm denir. Es-savmu imsak yani. Hatta imsak da geçiyor. Savm ve imsak kelimeleri. Bunlar tutmaktır. Engellemektir. Yani kim tutmak, kimi tutmak, neyi tutmak? İnsan kendi nefsini tutmasıdır. Sabır da kişinin nefsinin hoşuna gidebileceği fakat aleyhine olabilecek hususlarda ve o da daha başka türlü şeylerde, başına gelebilecek şeylerde şikayet etmeksizin o hususlara katlanması demektir. Şikayet etmeksizin. Çünkü şikayet olduğu zaman sabır olmaz. Yani hem feryat figan edeceğim, hem başıma gelene her yerde işte değineceğim, onu gündem yapacağım, sonra da boynumu bükeceğim, ben bekliyorum. Yani isyan anlamında gündeme getirmek, ilahi musibet anlamında o sabır değildir. Yoksa mesela başa gelen başka belalar var. Orada gündem yapmamak anlamında değil. Normalde mesela musibetleri ulema ikiye ayırır. Semavi musibetler vardır. Arızi musibetler vardır. Semavi irade dışı olan hususlar, insanın iradesine bağlı olmayan şeylerdir. İşte bizim irademizin dışında o büyük plan çerçevesinde, ilahi kader büyük plan çerçevesinde bazı musibetler başımıza gelir. İşte orada çareleri aramakla beraber şakva etmeden orada nefsine hakim olabilmektir. Bu anlamda bu yönüyle sabırdır. Arızi olan hususlar ise insanın iradesinin etkili olduğu var, olmadığı var. O ayrı bir konu. Yani onun sabrı farklı olur. Ama özellikle semavi musibetlerde sabır kısacası Yüce Rabbimizin çeşitli sebeplerle bizim tam hakikatine, künhüne varamadığımız sebep-sonuç dünyasında başımıza getirdiği hususlarda Allah'a iltica etmek, Allah'a isyan etmemek. Sabır. Yani belki böyle tanımlayabiliriz. Güzel hocam, eyvallah. Hocam kısmen böyle hani belki değindiniz veya kapı araladınız diyebiliriz. Sabır ile zillet arasında ne fark vardır hocam? İşte mesela az önce bir yönüyle oraya geldi belki. Yani zillet kişinin başına gelebilecek bir hususta semavi değil, işte burada arızı artık gündeme geliyor. Yani başka insanlardan kendisine bir bela gelir, bir musibet gelir. Bu mala yönelik olabilir, cana yönelik olabilir, namusa yönelik olabilir, dine yönelik olabilir. Hususen beş korunan şey var ya, dinin özellikle. Mesela bir Müslüman eğer inancından dolayı başına musibetler geliyorsa, çareler aramıyorsa, gerektiği yerde gündem yapmıyorsa, işte boynunu büküp ben sabrediyorum diyorsa, bu sabır değildir. Çünkü yani elinde bir şeyler varken, imkanlar varken, direnmekle beraber çareler peşinde koşmuyorsa bir insan, bazı hususlar için mücadele etmiyorsa, o işte sabır değildir, zillettir, o aşağılıktır Allah'ın mahfizine. Mesela alimler sabrı çeşitli kategorilere ayırmışlar. Bu haram olan sabırdır. Mesela farz olan sabır var. Hepimiz dünyada, ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Çocuğumuz vefat edebilir, ana babamız vefat edebilir, yakınımız vefat edebilir. Bu Allah-u Teala'nın çizdiği kader çerçevesinde oluyor. Bir sebepli ya da bize bilinmeyen bir sebep de olabilir. Bizim oradaki tepkimiz, sabrımız farzdır. Orada sabredeceğiz. Diyelim ki
Bir yakınımız kanser yakalandı, öldü. Orada sabredeceğiz. Allahümme hafizna. Allah'ın başka birini bulmadın mı bu belayı bana verdin? Ya da benim ne suçum vardı? Ne yazık ki Müslüman toplumda bu sözleri duyuyoruz. Çok tehlikeli. İşte burada sabır farzdır. Bir şekil başımıza bir şey gelmiştir. Mesela bizim amellerimizden Allah bizi sorguya çeker. Bazen Allah tık bizim ya da yakınlarımızın ömrünü bitirir, tamamlar. O büyük, o kaderin üstünde bir kader vardır diyoruz ya. O mutlak kader gelir keser. Biz ondan sorumlu değiliz. İşte o ana kadar yaptıklarımızdan sorumluyuz. Gelen musibetlere direniyor muyuz? Bu farz olan. Ama bunun dışında dinimize hakaret ediliyor. Namus Allah'ın mahfesinde işte bunlar payumal edilirse, ayaklar altına ezilirse, ülkelerimiz kafirler tarafından tarihteki işte Haçlılar, Moğollar, yakın tarihte dünyanın zorba ülkeleri olan Amerika ve benzeri ülkeler, İslam ülkelerini işgal ediyor. Bir Müslüman kalbinden dahi bir öfke duymuyorsa bu zillettir, bu büyük bir alçaklıktır, bu sabır değildir. Ve Allah Teala da bunun hesabını sorar. Yani mesela iman etti, belki eziyet de gördü fakat hicret emri geldiği halde hicret etmeyen Müslümanlar var Allah Resulü döneminde. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde. Bunların melekler, bunların canını aldığı zaman diyorlar ki siz niçin gitmediniz? Bak bu da bir zillet değil. Bu orada duruşumuz sabırdı değil. Çünkü imkanları olduğu halde gitmediler. Onlar Allah'a biz sabrediyorduk diyemediler. Hocam burası önemli bir mesele. Evet. İmkanları olduğu halde dediniz. Hakikaten dünya şartları öyle bir hale gelmiş ki yani zaten Müslümanların elinde belki kendilerini savunabilecekleri doğru düzgün maddi fiili anlamda bir güç yok. Evet. Yani İslam ülkelerinin durumlarını görüyoruz zaten. Yani başımızda var olan hala devam eden savaşları veya zulümleri görebiliyoruz. Şimdi zilletle sabır dedik arasında çok çok ince bir fark evet. var. Yani şimdi mesela elimizde bu imkanlar yokken bu imkanlara sabır göstermek evet. veya bu imkansızlıkla zulümlere karşı durmamak sabırdan mıdır, zilletten midir? Hani burada çok çok ince bir ayrıntı var. Özellikle evet. niçin söylüyorum hocam? Genelde bunun üzerinde belki İslam ümmeti arasında çok daha çok fazla münakaşalar var. Evet. Belki çok fazla tartışmalar var. Bir kısım Müslüman insanlar bu durumun zillet olduğunu ifade edip belki işte artık zalime karşı mücadele yoluna gidiyor. Bir kısım da sabredilmesi gerektiğini, şu anki durumun sabrı gerektirdiğini, Müslümanların elinde onlarla baş edecek gücün olmadığını savunarak bu zulümleri sabırla karşılıyorlar. Bu aradaki ince o ince fark nedir? Yani bir Müslüman bu farkı nasıl ayırt etmelidir? Hocam şöyle bir husus var. Bir ayet-i kerime var. Tabii metni şu an hatırlamıyorum. Diyor müminlerin başına bir olay geldiği zaman onu daha ehil olanlara götürsünler. Onlar hüküm çıkarırlar. İstinbat diye bir tabir var. Fıkıhta da bu var usulde. Yani bir başımıza gelen bir hususta hemen fevri davranmama. Bu gençlerde çok oluyor. Daha tecrübeli insanlarla, alim, tecrübeli, İslam için çok bedel ödemiş insan. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu ayetten de hani mülhem olarak. Niye? Mesela sabır dedik, sabretmek. Şimdi orada bir tuzak da var. Mesela merhum Seyyid Kutup'un en şah eseri var, öyle diyeyim. En son eseri. Yoldaki işaretler. Orada diyor bu yol uzun ve musibetli bir yoldur. Tabiri caizse ayağınızı ayağınıza çelme takabilirler. Bazı şeyleri aceleye getirebilirler diyor. Hakikaten de bir kısım insanlar o kitabı okudular ve Hudeybi'nin de dediği gibi Mısır İhvan liderlerinden anlamadılar. Aceleye getirdiler. Merhum kendi kitabında buna değinmesine rağmen. Yine merhum Buti'nin bir sözü vardır. Bir makalesinde geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor Mekke'nin fethinden sonra parantez içi açıyoruz. Çünkü o an söylendiği için Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra demiyor. O anda söylemiş Mekke'nin fethinde. Fetihten sonra hicret yoktur. Ama cihad vardır.
cihada çağrılınca hemen gidin. Şimdi orada uyarı veriyor. Bunun anlamı duyduğunuz her cihada koşun değildir ey bu zamanın nesli. Çünkü yakın zamanda da bunu çok yaşadık. Ümmetin gençlerinin heba edilişi bazı yönleriyle. Nasıl? Şimdi Hazreti Musa'nın bir örnekliği var. Hazreti Resulü Efendimiz'in hayatında örnekler var. Ve bu konunun az önce başında dedim, tecrübeli insanların tecrübelerinden faydalanma. Bir, Hazreti Musa Aleyhisselam'da zamanında bir firavunla bir mücadelesi vardır. Mesela o kadar eziyet olmasına rağmen, işkence olmasına rağmen sabrettiler. Ama kendi ümmetini yok oluşa götürecek bir fiiliyata bulunmadılar. Burada sabır dediğimiz gibi boynunu büküp zelil bir şekilde beklemek değildir. Yunus suresi olması lazım. Orada şöyle bir ifadesi var Musa Aleyhisselam'ın. Evlerinizde kıblegahlar edinin, mescitler edinin. Yani evlerinizi eğitim yuvasına ayırın, dönüştürün. Bir yerde ise ibadetle kendinizi yetiştirin. Bileyin kendinizi. Bir örnek Allah Resulü Aleyhisselam Efendimizin hayatından. Habbab bin Eret radıyallahu teala an gelir. Allah Resulüne durumunu arz eder. Ya Resulallah biz çok eziyet çektik. Bizim için kafirlerin aleyhine dua etmez misiniz? Dua edin. Ya da bize bir çıkış yolu verin. Sahabelerin niyeti belki de bir silahlı kalkışma. Efendimiz o esnada Kabe'nin gölgesinde oturuyor. Hafif bir doğruluyor. Siz acele ediyorsunuz diyor. Vallahi sizden öncekilerin başına öyle eziyetler geldi ki işte demir taraklarla ikiye biçilirdiler ama sabrederdiler, dinlerinden dönmezdiler. Hayır vallahi Allah'a kasem ederim. Öyle bir zaman gelecek, biri San'a'dan, Yemen'den kalkacak, Hadramut Mevt, Arabistan'ın daha kuzey tarafında. Oradan oraya Allah-u Teala dışında hiçbir şeyden korkmadan, sadece Allah'tan korkarak gidecek güven içerisinde. Siz acele ediyorsunuz. Şimdi Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam iki örnek var. Bunlar gidin kendi halinize demediler. Bak o Müslüman toplumu yok oluştan kurtarırken bir yerde de eğitiyor. Ayetler geliyor, Darul Erkan var. Efendimiz onları biliyor, bilinçlendiriyor. Bu sabır yani bilenmek, bu anlamda direnmek ve bilenmek. Eğer insan bilenmese çelik bileniyor değil mi? Evet. Düşünün bilendikçe güçleniyor. Hani demirle çeliğin farkı ne? Çünkü çelik daha çok maruz kalmıştır. O acıya diyelim insani bakış açısıyla daha çok ona eziyet işkence edilmiştir. Haliyle daha güçlüdür. Bu yönüyle sabır niye zillet değildir? Yani zilletten farkı zillet kendini kaybetmek ve düşmana dönüşmektir. Stockholm sendromu diyorlar hani düşmanına benzemektir. O yönüyle bir insan sabrediyorum dediği zaman inancını sağlamlaştırıyorsa, kalbi bütün yeryüzü müminleriyle atıyorsa, bir acı çekenle acıyı paylaşıyorsa ve sürekli bir çıkış arıyorsa, Efendimizin hayatında örnekleri çok, Habbab bin Eret Efendimizin bu hadisiyle beraber aktardığı, bir nesli inşa ediyor Allah Resulü, durmuyor. Zillet nedir? Zillet ya bunlar bizi aşar, ya öncekiler de zaten yapamamışlar, boş ver. 5 yıl, 10 yıl sonra bu sözleri söyleyen bir insanın fersah fersah sizden uzaklaştığını görürsünüz. Dün küfür dediğine, dün şirk dediğine, dün aşağılama dediğine bir de bakarsınız sahip çıkmıştır. Onun için bu yönüyle sabır budur, bilenmektir, kendini yetiştirmektir, inşa etmektir, fert, aile ve toplumu inşa etmektir. Çağının, zamanın ihtiyaçlarına, araçlarına göre medyaysa medyayı kullanmak. İşte ha burada şöyle bir şey de var. Her İslam ülkesinin kendine göre şartları da farklıdır. Yani bir Mısır toplumu ile Türkiye'yi karıştırmayalım. Bir Pakistan toplumu ile İran toplumunu karıştırmayalım. Biz Müslümanlar bazen sabır ve benzeri olguları irdelerken mesela bir Afgan cihadı vardı. O Afgan cihadı o an geçerli olan şeyleri sen Türkiye getirsen olmaz. Çünkü böyle şeyler bazen oldu ya da Suriye'ye getirdiği adamlar. Gördük bir yönüyle işte İslam dünyasının geldiği hali gördük. Yani her Müslüman ülkenin özel şartlarını bilmek, orada herkesin de kendine göre bir çıkış yolu aramasıdır. Ama asla oturmak, zillette kalmak ve zamanla kafirler ve müşriklerin elinde oyuncak olmak, hatta onlar gibi olmak değildir. Bu olursa zillet olur.
Orada sabır yoktur artık Allah muhafizna. O kendini kandırmaktır yani. O çok tehlikelidir ki böyle dediğimiz gibi imanı kaybeden insanlar olmuştur Efendimiz Aleyhisselam döneminde. Yani belki hocam bizim bu husustaki imtihanı kaybedişimizin en büyük sebeplerinden biri vasat ümmet olmayı kaybetmemizden kaynaklanıyor. Yani vasat olan bir müminin düşüncesinde belki sabırla zilletin arasında o kelimeyi, o kavramı yerleştirebiliriz. Çünkü vasat olmayanlar hocam aşırılığa kaçtılar. Aşırılıkla belki zalimin, emperyalistlerin oyunlarına geldiler ve zaten bugün de az önce bahsettiğiniz gibi, dile getirdiğiniz gibi belki Müslümanların içerisinde aşkla, imanla, ihlasla ibadet eden, belki gelecekte Müslümanların kurtuluşuna, zaferlerine sebep olacak kişilerin... Özellikle gençler. Özellikle gençlerin... Çok gençler heba oldu. Öğütüldüler. Çok genç. Yani tabiri caizse Suriye topraklarında, Irak topraklarında, belki başka yerlerde ne yapıldı? Öğütüldüler. Evet. Yani o işe yarayabilecek gençlerimiz, belki hakikaten gelecek vaat eden gençlerimiz ne oldu? Aşırılığa yönlendirilerek bir şekilde orada öğütüldü. Diğer yönden bakıyoruz. Bir yönüyle de işte yine vasatın diğer tarafına baktığımız zaman zulmü kabul edenler, zulmü belki bir yerde haklı görenler ne yaptılar? Kenara çekildiler. Zalimin istediklerine boyun eğdiler. Ne isteseler ona göre hareket etmeye başladılar ve o dengeyi yitirdik. Her iki tarafta da o dengeyi yitirdik. Yani özellikle belki değinmek gerekirse hocam, hakikaten vasat ümmet olursak eğer, vasat ümmet kavramını zihnimizde ve imani dünyamızda iyi oturtursak eğer, belki sabır hususunda da nerede duracağımıza çok iyi karar verebiliriz diye düşünüyorum. Hocam mesela burada bir hadis var. İmam Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Hani peygamberlerimiz bizim örneğimiz, Kur'an'da epey anlatılan vardır. Dediğiniz gibi bu öğütülme, bu gençlerin heba edilmesi hakikaten çok samimi. Şimdi gençlerde şöyle bir şey var. Kan çok hızlı dönüyor. Hücreler tap taze, çok dönüşüm hızlı oluyor. Hani Türkçe'de bir ifade var, delikanlı. Deli deli akıyor. Onun için gençler elbette çalışmalıdır. Yani gençlere mesela Aliya İzzet Begoviç merhum rahmetlinin şöyle bir ifadesi var. Ben gençlik çağımda hep mücadele ayetlerini okurdum. Hep cihat ayetlerini ön plana alırdım. Şimdi yaşım olgunlaştı. Tefekkür ayetlerini daha çok önemsiyorum. Yani dün yanlış mı yaptı? Değil. Onun dünkü yaşamına, yaşına, zamanına uygun ayetler oydu. Çünkü vücut hareket istiyor. Ama yaş olgunlaşınca hafiften de kişi anasını özlüyor. Yani toprağı özlüyor, evet. Vücut yaklaşıyor. Artık o olgunlaşıyor, tefekkür. Onun tefekkürüyle elde edilecek semereyle gençleri yine yönlendirecek. Gençlerde yine bir hareketleme olacak, kıvılcım olacak. Ki büyük bir mücadeleyi de başarıyla yürüttü. O cihadını bozmadı. Çoğu yerde Müslümanlar cihatlarını bozdular. Evet. Nefsani endişeler, başka ülkelere muhtaç olma, onların sözünden gitme. Yani bazı hatalar yapıldı. Afganistan dahil olmak üzere o büyük büyük mücahitler. Şükür bazı yerlerde işte İzzet Begoviç, tabii bazı istediği şeyler olmadı. İmkan meselesi ayrı. Fakat biraz bu, o yaşta eğer merhum yine o gençliği gibi hareket etseydi farklı şeyler olurdu. Mesela peygamberlerimiz bizim için örnektir. İmam Buhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Kim bu Abdullah bin Mes'ud? Rivayet edeni de bilmek lazım. Kur'an'ı açıktan ilk defa okuyan ve ağzı burnu kırılıp her yerinden kan fışkıran bir sahabe. Sabır budur işte. Efendimiz demiş, kim Kur'an'ı okuyacak? Ben. Ama bedel vardır. Kabul ediyor, gidiyor. Yani orada kalkıp mesela savaşabilirdi. Allah Resulü yasaklamış. Hayır. Siz işte burada bileneceksiniz, direneceksiniz. Böyle bir sahabenin rivayet ettiği bir hadis. Diyor, sanki şu an Resulullah Aleyhisselam gözümün önünde canlandırıyorum diyor. Bir peygamberi anlatıyor. Eski zamanda yaşayan peygamberlerden biri. Salavatullahi ve selamu aleyhim. Darabahu kavmuhu fe edmuhu. Kavmi onu vuruyor. Kavmi onu dövüyor. Hatta kan akıtıyor. O şekilde azap ediyorlar. Ve huve yemsahu dem'an vecihi. İşte yüzünden şöyle kanlarını temizliyor.
Yekulu Allahümme gfir li kavmi. Allah'ım benim kavmimi bağışla. Niye? Fe innehum la ya'lemun. Onlar bilmiyorlar. Şimdi kavmi onun peygamber olduğunu bilmiyor mu? Çoğu ümmet biliyor. Peygamber sabrı budur. Biz olsak ağzımıza gelen belayı söyleriz. Meselenin şöyle bir yönü vardı işte. Sabır o peygamber azmiyle son nefesine kadar mücadele ediyor. Toplumunun kurtuluşu için mücadele ediyor. Mesela Üstad Bediüzzaman defalarca, onlarca defa zehirlemişler. Ölümüne yakın diyor ki ben hakkımı helal ediyorum. Benim derdim çünkü Allah'ın dinine gelmeniz. Seyyid Kutbu biliyoruz çok ağır işkence edilmiş. Hatta bir yerde geçiyor diyor, yeryüzünde yapılmayan işkenceler ihvana yapıldı. Çok ağır işkenceler. Seyyid Kutbu dahi o yoldaki işaretlerde şu ifadesi var. Bize çok ağır işkence edenlere de hakkımı helal ediyorum. Niye? Çünkü benim derdim onların ahiretinin kurtuluşudur. Onların kurtulmasıdır. Yani bizim ümmetimize Seyyid Kutupları, Bediüzzamanları anlatalım, İzzet Begoviçleri, büyük insanları anlatırken bu fikir dava adamlarını bu sözlerini de bilmeleri lazım. Yoksa yani eğer dünyevi olursa benim niyetim birilerini en kısa yoldan hemen harekete geçip kendi kafamdan özellikle gençlerin çabuk harekete gelmesi, enerjilerinin boşa harcanması ve niyet birilerini cehenneme göndermekse bir alimin dediği gibi şeytan da bunu yapıyor. Onun da niyeti birilerini cehenneme göndermek. Halbuki Allah'ın ve Resulünün ve müminlerin niyeti, estağfurullah, Allah'ın, Resulün ve ümmetin, sahabenin, bu zamana kadar büyük insanların önceliği şuydu. Bize işkence eden, şehit etmeye gelen de öncelikle o kişiyi cennete kazandırma niyeti. Ama bu şu zillet değildir. Yani bu Mekke dönemiydi belki. Böyle gerekiyordu. Ama Müslüman güçlü olduğu zaman, devleti varsa, devlet zulmü varsa Müslümanlar topyekun cihada giderler. İşte o hadisteki cihad vardır diyor Allah Resulü. Niye diyor? Çünkü Müslümanlar güçlendi artık. Bununla beraber yine söyleyelim. A ülkesindeki durumlar farklı olur. B ülkesinin farklıdır. Siz mesela A ülkesinde cihad etmezsiniz ama Ruslar Çeçenistan'a girdi. Birçok Müslüman gitti, genç orada şehit de oldu. Yani o ayrı, bu ayrı. Onun için bölgeleri de iyi takip etmek lazım. Ayetin ifadesiyle bir şey yaparken istişare çok önemlidir. Kendi kafamıza gençlerin özellikle hareket etmektense, çünkü gençler derler ya büyükler bilmezler. Bu şudur, yani benim babam bilmez, 10 yıl sonra ah baba neredesin? Biz bunun örneğini Medine'de de gördük değil mi hocam? Gençleri Allah Resulü'ne meydanda savaş yapalım diye hani bir şekilde aşkla, o mücadele ruhuyla bir şeyler söylüyorlar. Yani istişarenin dışında bir karar alınıyor ve gençlerin o arzu ve isteklerine uyularak meydana çıkılıyor. Belki ümmete yine mal olabilecek iyi bir dersti. Belki savaş. Hani, tabii. Hatta onun bir öncesi de şey vardı hatırlıyorsanız. Cihad isteyenlere Allah diyor sabredin, elinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin. İşte Musa peygamberin hadisinde var ya, bak ümmet değişik ama yöntem aynı. Kendinizi yetiştirin. İşte bu zilletten fark budur. Ne zaman diyor cihad emri geldi, o gün cihadı isteyenler diyor sana ölüm baygınlığıyla bakmaya başladılar. Hani insan böyle gözleri gider gelir ya. Yani Allah bizi onlardan eylemesin. Amin. Böyle. Yani amin. İsteyip sonra geldiği zaman vazgeçenlerden eylemesin. Amin. Hocam peygamberlerin sabrına değindik. Bazı işte alim insanların da sabrına hatta değindik. Hatta peygamberler neydi? Özür dilerim, şunu bir aradan söyleyeyim. Buyurunuz. Büyük peygamberlerden Hazreti Yakup'un mesela sabrını Kur'an anlatır. Yusuf'u işte kurtlar yedi diyor. Şöyle bir ifadesi var. Ayeti yanlış okumayayım inşallah. Eşku bethi ve huzni ilallah. Ben şikayetimi, şekvamı, hüznümü Allah'a sunuyorum. Feryat etmemek dedik ya. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Sabrın cemila. Sabrı cemil nedir? İşte budur. Yani yüreğini atmak ve hüznünü sadece Allah'a arz etmek. Bu bizde varsa, bu harekette dolu, bu İslam'ın her alanında, devletinde, yani Müslüman niyeti o olsun, şakva, bağırıp çağırma değil. O büyük peygamberlerin sabrı buydu. Çocuğunu sevdi, 30 yıl belki onun için bekledi. Hocam mesela orada
iyi bir tahammül var. Evet. Zaten Allah Resulü de hadisinde acının olduğu anda tahammül gösteren kişi sabır göstermişti, sabretmiştir buyuruyor. Bugün ümmet tahammülü mü kaybetti hocam? Yani birbirimize tahammül etmeyi mi kaybettik? Hatta genel onu dediniz yani şöyle, hakikaten o ayrı bir sıkıntı. Yani hani bizde hep belalara, musibetlere sabır diyoruz ama yani belki onu biraz daha açalım. Yani bilmiyorum şu an zamanımız var mı? Kısa bir süremiz kaldı hocam. Kısa süre içerisinde. Başta karı kocanın birbirine sabrı, tahammül. Anne babanın çocuklara, çocukların anne babaya sabrı. Cami cemaatin birbirine sabrı. İslami camiaların birbirine sabrı, İslami devletlerin birbirine sabrı, tahammülü. Bak, tepeden tırnağa ya da tırnağın aşağıdan yukarıya kadar. Biz bunu kaybettik. Ya da eskiden de mi kaybettik bilmiyorum. Yani bu hep bir sorundu. Bu ciddi bir sorun yani. Ama modern çağda özellikle aileden başlayarak söylediğimiz şey bu ciddi bir sıkıntı. Yani en ufak şeyde aile yıkılabiliyor. Evlat resti çekip evi terk edebiliyor. Biz bu ruhu kaybettik. Bu ciddi bir sorun. Yani büyük büyük cihat meydanlarından öte bir evdeki cihadımızı kaybettik. O mücahedeyi kaybettik. Birbirimize sabrı, tahammülü kaybettik. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Evde tahammül edemeyen dışarıda hiç edemez. Yani onun için önce evlerimize getirelim. Allah için eşler birbirine tahammül etsinler. Efendimiz mesela ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ey erkekler, kadınlar eye kemiği gibidir. Eye kemiği var hocam. Düzeltmeye kalkmayın. Kırarsın. Burada yani birbirinize tahammül edin. Tersi kadınlar için de geçerlidir. Yani ey kadın, kocanı kendin gibi yapma. Tam istediğin şekil olmayabilir. Bazı şeylerinizi haram çerçeve, yani harama taşmamak suretiyle, şekliyle, helal çerçevede siz farklısınız. Kadın kadındır, erkek erkektir. Bazı yönlerden birbirinizi ikna edebilirsiniz ama birbirinize, yani birbirinizi birbirinize dönüştürmeyin. Kadın, sen kocanı kendin gibi yapma. Her şey senin gibi olamaz. Erkek, eşin her zaman senin gibi olamaz. Bu dengeyi gözetin diyor Efendimiz. İşte aile içerisinde sabır, tahammül. Yani bunu kaybediyoruz hocam. Camialarda, cemaatlerde, devletlere varıncaya kadar birbirimize tahammülü kaybettik. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Rabbim daha böyle bir geniş birbirimize karşı وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ sırrınca hareket etmeyi nasip etsin inşallah. Amin, amin inşallah hocam. Hakikaten dediğiniz gibi toplum içerisindeki sabır oranı da düşmüş durumda. Evet. Belki artık yani zaten camiaların birbirlerine sabırları yok diyebileceğimiz kadar çok fazla. Yine aile içinde artık evlatlar küçücük. Evet. Yani 10-11 yaşındaki çocuk bile artık annesine rahatlıkla bağırıp çağırabiliyor. Babasına rahatlıkla bağırıp çağırabiliyor. Yani genel mahiyette sabır bize gerekli, tahammül bize gerekli. İlk bölümde sabır ve zilletle ilgili konuştuk. İkinci bölümde hocam sabrın faziletleriyle giriş yapalım. Evet. Ondan sonra inşallah Ramazan ayında sabrı da konuşalım. Evet hocam, sabır fazileti, sabır kavram olarak, sabır kelimesi olarak Kur'an'da 5 defa geçer. Ama sabrın, yine sabır kökünden türemiş versiyonları 100'ün üzerindedir. Yani 100'den fazla ayette sabır kelimesi geçer. Birçok peygamberi Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a örnek olarak verirken bir ön tecrübe, onların sabırlarından bahseder Allah-u Teala. Mesela Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı birinci bölümde bahsettik. Sabren cemila. Yani her şeyi yüreğine gömüp hüznünü, şekvasını Allah'a, dışarıya taşırmadan, içine kapanmak. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, yani onun meşhur bir sabrı vardır. Allah-u Teala onu anlatırken diyor ki, şöyle nida etti. Allah'ım, başıma gelen geldi, mana olarak diyor. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor. Yani çok değişik bir ifade. Yani Allah'ım bana hemen şifa ver de demiyor. Merhamet eden sensin. Benim için hayırlı olanı sen bilirsin. Şimdi bir tarafta bizim aciz nefsimiz başımıza bir bela, bir musibet geldiği zaman feryat figan var. İşte çünkü duyduk öyle şeyler. Yani Allah'ım niye ben? Haşa filan. Mesela
Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlığın yanından geçerken bir bayana denk gelir. Derler ki çocuğu vefat etmiş. Efendimiz aleyhisselam ona der ki İttakillâhe, Allah'tan kork. Yani kendini tut. Kendini tut yani. Ecrini Allah'tan bekle. Sabret. Kadın git başımdan diyor. Benim başıma gelen sen başına gelmemiş ki. Peygamber aleyhisselam oradan ayrılır. Evine gider. Olayı görenler hemen kadını uyarırlar. Sen nasıl Allah Resulü ile böyle konuştun? Ya bu ne edep anlamında? Kadın endişe, korkuyla Efendimizin evinde soluğu alır. Hani helak olurum endişesiyle. Der işte demek ki beklentisi şuydu. Orada kapıcılar var filan. Yok kapıcı da yok. Direkt Efendimizin evine gidiyor. Ya Resulullah diyor ben sizi tanıyamadım. Efendimiz diyor ki Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk andadır. Yani ortam sakinleştikten sonra zaten insanın yapısında bu var, sakinleşir. Yoksa insan üzülür, gözyaşı döker, kalp hüzünlenir. Bunlar hadis-i şeriflerde geçen ifadeler. Ama feryat, figan ve itiraz ayrı bir şeydir. Şimdi o hanım sahabimiz tabii acı büyüktür yani. Hanımlar biraz daha duygusal tabii. Sen benim başıma geleni bilmezsin diyor ama işte bilmiyor. Resulullah Aleyhisselam babasını görmedi. Resulullah Aleyhisselam 6 yaşında annesini kaybetti. Onu can ciğer gibi sahiplenen dedeyi 8 yaşında kaybetti. Yani sanki ey Resulüm kimseye yaslanma. Ve ileriki safhalara geldiğimizde Allah Resulü Aleyhisselam Fatıma hariç bütün çocuklarını kendi eliyle tabiri caizse defnetmiştir. Yani bir babanın çocuklarını defnetmesi, çocukların babadan anneden önce ölmesi çok ağırdır. Ki eşi de vefat ediyor kendisinden önce. O yükünü beraber omuzladığı Hazreti Hatice annemiz. Hatta bir hadiste gelmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Fatıma'nın sabriyle ilgili Peygamber Aleyhisselam'ın hastalığında, ölüm hastalığında, vefatında acıları ağırlaşınca başka bir hadis var. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'i yoklarken çok yüksek bir sıcakta yani Efendimiz'in acılar içinde kıvrandığını hissediyor. Ya Resulallah bu ne? Ediyor bizim peygamberlerin iki kattır. Evet. Çok ağır. İşte böyle bir anda günlerden birinde Hazreti Fatıma annemiz gelir. Va kerebe ebetahu ah babacığım vah babacığım diye hüznü ifade ederken Allah Resulü diyor ki leysa ala ebike kerbun ba'del yevm. Bugünden sonra babana üzüntü yoktur. Hazreti Enes diyor Allah Resulü'nü defnettik sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma üzüntüsünü bildiriyor. Ya ebeta ecabe rabben da'ahu. Ah babacığım, Rabbinin davetine icabet eden babacığım. Ya ebeta cennetül firdevsi me'vahu. Varacağı yer firdevs cenneti olan babacığım. Ah babacığım. Ya ebetahu ila cibriyle na'nahu. Üzüntümüzü arz edeceğimiz Cibril'e. Ah babacığım, vah babacığım. Ama feryat yok, figan yok. Böyle kelimelerle hüznünü ifade eder. Ama işte sıkıntı o. Yani şöyle bir husus var. Bazen çağımızda büyük musibetler geliyor. Tsunamiler geliyor, depremler geliyor. Bir trafik kazası, bazen toplu ölümler oluyor. Şimdi yani inanmayan insan tamam da Müslümanların bazen tavrı çok tuhaf oluyor. Ya arkadaş, biz kaç dünyalı insanız? Biz iki dünyalı insanız. Biz dünya ve ahirete iman etmiş insanlarız. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz sizi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korkuyla وَالْجُعِ açlıkla وَنَقْسٍ eksiltmekle azaltmakla. Neden azaltmak? Minel emval vel enfus. Mallarınızı ve canlarınızı azaltmakla imtihan edeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şimdi imtihanda olduğumuza inanıyor muyuz? Evet. Kabul ediyor muyuz? Evet. İmtihanda olan bizlerin Allah-u Teala belli bir yerden sonra ruhumuzu alması, bizim malımıza bir afet göndermesi, bunu niye imtihan sırrı olarak düşünmüyoruz? Neye isyan ediyoruz? Yani sınava giren bir öğrenci soruları bilmez belki ama çıkacağı yerleri bilir, ona göre hazırlanır. Başarılı ya da başarısız olur. O onun tavrı belirler işte.
Yani burada biz Müslümanlara özellikle düşen, hatta inanmayanlara da bunu aşılamamız. Yani bakın, gelin Allah'a iman edin, bir ahiret de vardır. Çift dünyalı insanlarız biz. Burada ektiğimizi orada biçeceğiz. Onun için tek dünyalı düşünmeyin. Biz tek dünyalı düşündüğümüzde başımıza gelen her şeye feryat etmekte haklıyız. Ama biz ahirette inancına sahip insanız. Halilen her şey bir imtihansa, bu imtihan olarak inanıyorsa, Efendimizin de orada bize söylediği ve bunu sürekli diri tutmamız lazım. Ha, bu bir imtihandır. Rabbim öbür taraf için benim tepkimi ölçür. İşte imtihanın en can alıcı noktası odur. Bir şey başıma geldiği zaman benim tepkim ne olacak? Allah orada bizi imtihan ediyor. Eyyub aleyhisselam, Hazreti Yakup aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselamın hayatı baştan başa, tarihte büyük insanların yaşamı bu yönden bize örnektirler. Yok öyle demezsek, o zaman Allah korusun sanki ahiret yok, her şey bu dünya eksenlidir. O zaman zaten böyle insanların çoğu intihar da eder, çok nahoş şeyler de ederler, bazı zulmüleri dahi kayabilirler. Onun için biz Müslümanlar olaya o büyük plan çerçevesinden, ilahi büyük kader programı çerçevesinde bakarsa daha çok sabretmemiz lazım. Yani alimler bu noktada özellikle tasavvuf erbabı sabrı neredeyse zirveye yerleştirmişler. Hocam Allah-u Teala da zaten sabrı Asr suresinde dört temel sütun arasına yerleştirmiş değil mi hocam? İşte iman, ihlas, samimiyet, imtihanlar. Dediğim gibi sabır. Bir de orada şöyle bir ayrıntı var. İşte Müslüman dini tek başına yaşayamaz. Toplumsal bir din toplumsal yaşanır. Yani insan medeni bir canlıdır. Medeni ne demek? Toplumsal, yani medeni Medine diyoruz. Yani şehir, yani diğer insanlarla beraber yaşar. Müslümanlar da işte o tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Sabırlaşırlar tabiri caizse. Hak tavsiyesinde bunlar birbirine de sabrı tavsiye ederler. Yani mesela bizde taziye kültürü var, başka bir şey olunca ziyaretlere gidiyoruz. İşte bu nokta önemlidir. Yani Efendimiz Aleyhisselam ayetlerden de mülhem, o vahiy, aldığı vahiyle sürekli Müslümanların birbirine kenetlenmesini istiyor. Orada Allah-u Teala hem sabredeni hem de sabrı tavsiye edeni kurtuluşa erenler arasında. Evet. Hocam sanki şöyle bir şey. Mesela nasıl oluyor o? Şimdi ben size sabrı tavsiye etsem, kendim, şimdi benim başıma bir şey gelse ne yapmam lazım? Sabrı gösterme. Ya ben dün gittim arkadaşa sabrı tavsiye ettim. Ha, benim hayli hayli dikkat etmem lazım. Hatta Beled suresinde şöyle bir ifade var. وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Birbirlerine hak, rahmeti ve sabrı tavsiye ederler. Asır suresinde hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Burada merhamet ve sabır. Hak, merhamet ve sabır. Üç ayak oldu. Bu üç ayak önemlidir. Yani kafirlere bakış açımızda, günahkar Müslümana bakış açımızda, kendi nefsimize bakış açımızla, kendimize karşı acımasız olacağız nefsimize karşı. Hakkı her zaman söyleyeceğiz. Nefsimizin aleyhine. Ama başkasına yaklaştığımız zaman hakkı söyleriz. Biz orada sırf yani kendimizi rahatlatacak mı, birine bir şey mi söyledim? Hani bizde gene de hocaların bir sıkıntısı. Hep nedense böyle sert konuşuyoruz. Halbuki Allah-u Teala diyor ki وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ Sabırla beraber merhameti anlatıyor. Yani bak, başkalarına sabrı anlat, sabırla git, merhameti tavsiye et. Sabır, sabırlı ol. Yani bu az önce de bazı şeylerden bahsetti ki, aileden ta cemaatlere kadar. Yani adam durmuş bir yerde köşe başında mesela diyor, hangi cemaatin hangi hatasını bulayım. Muhterem, öyle yapma. Sen merhametli misin, değil misin? Kendini bir kontrol et, nefsini. Allah diyor ki o sabırla beraber merhametli ol. Onunla birine merhameti tavsiye ederler. Sen o zaman demek niyetin halisane değil. Kalbinde merhamet yoksa, kim yeryüzündekilere merhametten bakmazsa göktekiler bakar mı? Allah ve melekleri bakar mı ona bu bakış açısına? Onun için insanlara giderken, tebliğimizi yaparken, kendi nefsimize karşı kesinlikle hakkı son raddeye kadar, ama biraz da acımasız, ama başkasına giderken ayetin ifadesiyle hakkı kıvırmadan, affedersiniz avami tabirle diyelim, bozmadan ama rahmetle gidelim, şefkatle gidelim. Üstadın da öyle bir ifadesi var ya, yani o şefkattir diyor, bizim üslubumuz, yöntemimiz şefkattir. O kadar eziyet gördü, zehirlendi, işte bu zillet değildir. Evet. Güçlüyken, intikam alabilirken intikam almamak izzettir. Ama yani adamın gücü yoktur intikam almaya,
Ya der affettim. Ha bu zillettir. Sen bir kere o gücün yok. Gücün yokken o zaman o farklı bir şeydir. O sabır bile değildir. Senin orada yapman gereken, yani sen derken kendi nefsin başta olmak, o kişi olarak nefsimiz. Bizim o tür hususlar. Mesela tarihte örnekler çoktur. Yani Allah hatta Resulullah'a Allah Teala diyor ki ulul azm peygamberleri gibi sabret. Seyyidine Nuh aleyhisselam. Yani derler ki yani yüzlerce yıl, hani 950 yıl ifadesi geçer. Bu ne müthiş sabırdır. Bir gün Allah Resulü aleyhisselam bir sahabe ismini, geç hadisimiz var. Ben genç bir sahabe diyor ki Peygamber aleyhisselam ganimeti dağıttı. Ganimeti dağıtırken diyor bazı bedeviler, bazı o malperestler Müslüman olmuş ama henüz sahabe olmamış. Bak sahabe biraz farklı bir kıvamdır. O kıvama hani bazen yemek yaparlar diyor hocam. Evet diyor işte yemeğimiz şu kıvama gelecek. Evet. Allah insanı hangi tabiata yaratmış? Ahsen-i takvim. Bak kıvam. Kıvamla aynı kelimedir. Ahsen-i takvim insanı Allah en güzel kıvamda yaratmış. Henüz kıvamını bulmamış, henüz yani tam kıvamına gelmemiş, sahabe olmamış malperestler vardır. Muhammed diyorlar adil bir paylaşım yapmadı. Bu paylaşım adil değildir. Bir sahabe diyor ben genç bir sahabe hemen Allah Resulü aleyhisselama durumu ulaştırdım. Diyor Peygamber aleyhisselam çok çok kızdı. Diyor dedi ki فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü adaleti gözetmezse kim daha adaletli olur? Bu sözü söyleyenler hocam ileride hariciler çıkacak ya Allah Resulü'nden sonra. Bunlardan bir tanesi Hurkus bin Züheyr'dir. O hareketin liderlerinden biri olacaktır. Yani bu özünde sahabe. Ama o kıvama ermemiş. Yani sahabe olmamış. Çünkü alimlerin, ulemanın sahabe tanımı bazıları bir görüşten sahabe derken usul alimi dediğimiz İslam'ın usulü değerlendirenler kesinlikle öyle bakmazlar. O kıvama ermesi lazım. O edeple edeplenmesi lazım. İşte böyle söyleyenlerden biri harici liderlerden. Bizim çağdaş haricilerde oluyor ya Hazreti Ali gibileri şehit edenleri düşün. O hareketin liderlerinden biri olacak. Efendimiz çok kızıyor diyor. Peygamberler bunu yapmazsa Allah ve Resulü ve bir örnek veriyor. Yerhamullahu Musa kad uziye bi ekser min hada fasabara. Allah Musa'ya merhamet etsin. O bundan daha ağrıyla karşılaştı ama sabretti. Peygamberlere örnek veriyor. Yani Allah Teala bu şuuru versin. Bu olmasa bu sabır ne büyük şeydir ki Allah Resulü yani böyle insanlarla muhatap olmuş kendisini tutabiliyor. Hatta bir tanesi geliyor Efendimiz'in atkısı diyelim bir çekiyor. Şurada böyle hocam yani artık deri tahriş oluyor. Ya Muhammed adil ol diyor. İşte yine bu dediğimiz kişilerden biri. Efendimiz gülümsüyor. Hatta bir rivayette deniyor ki Hazreti Abbas'a demiş bunun dilini kesin. Mecazi de ifade. Bunun derdi hak adalet değil, mal. Hazreti Abbas gidiyor dilini kesiyor. Ne yapıyor? Biraz mal mülk veriyor. Ya Muhammed en adil sensin, en adaletli sensin. Onun için Müslümanlar bazen bir insanlara da sabredecek. Evet. Adama böyle bazı şeyler söyleyince tamam. Bu onunki de öyle. Yani niyet halisane değil. Bazı İslami camiaları eleştirenler ya da Müslümanları eleştirenler, fertleri eleştirenler gerçekten bu şekilde bakıyorlar. Diyor beni görün. Mesela sen değilsin. Sen ben değilim. Yani bir mümin olalım, samimi olalım. Hata varsa böyle bir söyleyeyim ki kimse hissetmesin. Yoksa bir insan hatasıyla uğraşırsa onun belki ağrını yaşamadan Allah onun ruhunu almaz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam son olarak da Ramazan ayı içerisinde olmamız hasebiyle Ramazan ayında oruçluyuz. Oruçluyken göstermemiz gereken bir sabır var. Bunlarla ilgili de konuşalım. Neler tavsiye edersiniz? Biraz toplumsal sabır mahiyetinde buyurunuz. Hocam sohbetin başında hani sabrı anlatırken oruçla bağlantı kurmuştu. Savun tutmaktır. İmsak da tutmak, engellemek. Yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ya da en mükemmel şekliyle diline, eline, ayağına, diline hatta edep kelimesini Hacı Bektaş Veli Merhum güzel anlatıyor. Eline, de diline, be beline sahip çık diyor. Yani bütün organlarımıza sabır tutturmak. Şimdi mideyi dinlendiriyoruz. Belki mide feryat figan eder. Aç kalıyor ya.
Ama mide aç kalınca, feryat figan edince Allah-u Teala ruha kemalat verir. Bu sabrımızın bireysel anlamdaki bir kazanımıdır. Buradan da şöyle bir şey vardır. Yani insanın başına gelen her şey kötü değildir. Mevlana'nın güzel bir olayı var. Diyor, bir tanesi atıyla giderken ağacın altında uzanmış birini görüyor. İşte biz bu kültürü de bence, bir kültürü kaybettik. Böyle güzel anekdot hikayelerle. Yani bu hikayenin gerçekliği önemli değil. Orada mesaj. Günümüzün işte sineması diyoruz ya. Evet. Eskiden buydu. Müthişti yani. Bir canlandırmayla, darb-ı meselle ömürlük ders oluyor. Şimdi adam tam atıyla giden uzanana yaklaşırken bakıyor ki yılan diyor ağzından, uzananın ağzından yılan içeri giriyor. Bizim atlı son surat adama yaklaşır, kamçısını indirir, iki tane şaklatır. Adam aniden uyanır, hani uyku sersemliğini düşünelim. Bir tane daha vurur, adam benden ne istiyorsun demeden al şu elmayı ye diyor. Tabii afallamış, ne yapacağım bilmiyor. O yedi kamçıları, yiyor elmayı. Yedikten sonra iki tane daha indiriyor, koş diyor. Adam bir koşar, o da atıyla peşinden gider. Durduğu zaman bir indiriyor, bir koşuyor. Git gel, git gel birkaç defa. Öyle bir an geliyor ki atlı duruyor. Dur, ona da dur diyor. O vatandaş da duruyor. Bir anda o yorgunlukla, o uyku sersemliğiyle bir oturuyor, istifra ediyor, kusuyor. Yedi şeylerle beraber yılan da çıkıyor. İşte başımıza gelen musibetler bizi öyle terbiye ediyor. Yani bu müthiş bir örnek, çok hoşuma gidiyor. Evet. Bu oruçta işte belki açlık bir yönüyle bu hayattaki yediğimiz tokatlar bazen şefkat tokatı olarak anlamak. Mesela şimdi oruç tutuyoruz. Hakikaten başkasının o sabrederken halini anlamamız lazım. Bazen anlamıyoruz. O ayrı bir sıkıntı. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde trafik denen bir çile vardır. Bazen eve 5 dakika erken gitmek için bazen kul hakkı yeniyor. Adam yani başkasının hakkını çiğnerken bazen ölümlü kazalar oluyor. Hakikaten bir tanesi anlatıyor, diyor benim bir yakınımın başına geldi. Diyor kendisi anlatıyor. Yani diyor neredeyse biriyle birbirimizi öldürecektik. Bir an öfke. Bu gidip başkasına sataşmış. Diyor karşıdaki adam o kadar sakindi ki hiç cevap vermedi. Çok ağır da konuştum diyor, vermedi. Ya diyor Allah ondan razı olsun. İyi ki cevap vermedi. Yani bu sabır belki bizim zamanımızda, hani hadis-i şerifte diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsür bölümden oluşur. Bir tanesi de yolda eziyet veren şeyi kaldırmaktır. Ya işte mesela trafikte yani sabırlı gitmek, başka arabayı başka yani başkasına engel olmamak, ticarette bazen bu oluyor. İnsanlar ya işte bırak beni ya, ben oruçluyum ya, benle uğraşma diyor. Bu tabir de hoş değil. Mübarek biz niçin oruç tutuyoruz? Tamam hepimiz gerginleşiyoruz. Bizim zihnimize, beynimize bir kere bunu kazımamız lazım. Eğer bilinç altımıza biz bunu nakş etmemişsek bu lafı söyleriz, oruçluğun da bir anlamı kalmaz. Ama şu vardır. Efendimiz diyor birisi sataşırsa ben oruçluyum deyin. Yani benimle uğraşma. Fakat bununla beraber şu var. O oruç beni tutmuyor. Ben başkasına sataşıyorum, başkasına hak ediyorum. O trafikte çilekeşlik, çile çekenlere eziyet ediyorum. Bazen Allah korusun ölümlü kazalar oluyor. Ya da işçi patron arasında gerilimler oluyor. Allah için ki oruçlarımızı tutuyoruz. Hiç kimse görmez bizi yediğimizde, içtiğimizde. Bütün organlarımıza tutturalım. Hayatı biraz sakin yaşayalım. Yani kötü bir örnek olacak da biraz Avrupalı gibi olalım. Bak bu bizde yok hocam, bunu açıkça söyleyeyim. Adamlar yani patronlar ya işçileri biraz erken göndersin. Yani 7'de göndereceğini 6'da. Avrupa'da marketleri 7'den sonra açık bulamazsınız. Yani görünce şaşırdım. Yani adamlar mı dünya çok çalışıyor, bazen biz mi bazen şaşırıyoruz. Hani insan diyebilir ya bizim alışverişimiz var. İnsan her şarta kendi ayarlar. Ya inanmayan adam normal yaşamı buyken patronlar işçilerine biraz da toleranslı davransınlar. Gerekirse daha erken göndersinler. Anne baba aile içerisinde dedik. Yani toplumsal olarak ibadetlerimizi yoğunlaştırıp, tefekkürümüzü artırıp hayatı biraz daha düşük tonda yaşarsak
Sanırım orada sabır iyice yani kalbinize, yüreğinize yerleşir inşallah. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Genel mahiyette sabrın hani ne olduğunu, nasıl hani sabra sabırla tahammül etmemiz gerektiğine evet. dair konuştuk. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah Teala Rabbim ayet ve hadisleri nefsimize kolaylaştırıp amel etmemize nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Oruçlarımızı makbul eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli Reper TV izleyenleri, sabrı işledik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.